Salatalık kurup, fişlerini, katlelerini büyüttük. Zaten şu mazı, ucuzma güzel. Stabil olayım da ben çek, sağlam diyorum. Tamam. Elbistan'dayız. Elbistan'da yapımını devam ettirmiş olduğumuz ve artık sonuna geldiğimiz Koca Sinan Yaşam Park'tayız. Burada Elbistan depreminden sonra yaraları sarmak için yapmış olduğumuz çalışmaların nihayetinde inşallah güzel bir mekan ortaya çıkacak. Maraş'ta Elbistan'da yaşayan kardeşlerimiz için yapmış olduğumuz bu bölgede gerek alışveriş yapılabileceği, gerek gündelik ihtiyaçlarının karşılanabileceği, hatta içerisinde eczanesinin, doktorunun, aile sağlığı merkezinin olmuş olduğu bir mekan. Ve burası içerisindeki önümüzdeki günlerde başlayacak olan faaliyetlerle birlikte artık yaraların birer birer sarılmaya başlandığını bir fiil yaşamış olacağız. Tabii ki depremin ilk gününden itibaren, ilk saatlerinden itibaren bütün gücümüzle, birimlerimizle birlikte Maraş'ta kardeşlerimizin yanındaydık ve hala da bu bölgedeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gerek fen işleri ekiplerimiz, kentsel tasarım ekiplerimiz, park bahçe ekiplerimiz, destek hizmetlerimiz, bütün birimlerimizle birlikte temizlik hizmetlerimiz, bütün birimlerimizle birlikte buradayız. Elimizden geldiğince buradaki acıyı dindirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. Bunu unutturacak başka acılar göstermesin. Ama biz birbirimize destek olduğumuz müddetçe, birbirimize sahip çıktığımız müddetçe bunların hepsinin de üstesinden geliriz. Maraş'ın da, Antep'in de, Adıyaman'ın da, Malatya'nın da, Hatay'ın da. Her nerede deprem yaşanmış ise, her nerede bu enkaz var ise onların hepsinin birer birer kaldırılması için, yaraların sarılması için bütün belediyelerimiz el birliğiyle çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Ama Kayseri'miz özellikle Maraş bölgesinde üzerine düşeni misliyle yaptığını gönül rahatlığıyla buradan söyleyebilirim. Bu noktada emeği geçen gerek benim personelim gerekse Kayseri'deki hemşirelerim. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Çünkü buradaki her bir işte hepsinin gayreti var, hepsinin alın teri var. Bu noktada hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bütün Kayseri burada. Öncelikle bize en yakın yerleşim yerlerinden birisi olan ve Elbistan, Kayseri'de birçok Elbistanlı'nın olduğunu biliyoruz. O yüzden önceliğimizi Elbistan'a vererek hep beraber Elbistan'ı ayağa kaldırıyoruz. İşte şimdi Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılan, gerçekten içerisinde her şeyi düşünülmüş. Sosyal donatıları, oturma alanları, iş yerleri zaten içerisinde her türlü iş yeri olan ve şimdi hemen arkamızda da asfaltı da yapılan, en ince ayrıntısına kadar planlanan Koca Sinan yaşam alanındayız. Ben Ticaret Odası Başkanımız da buradayken, yönetim kurulu üyeleri de buradayken Koca Sinan Belediye Başkanı'na, gerçekten Ahmet Çolak Bayraktar'a şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Kendisinin talimatıyla bu arkadaşlar, inanın arkadaşlar, Koca Sinan 5 gündür burada. Hatta 7 gündür ben uyuduklarını görmedim. Benden sonra mutlaka uyuyorlardır da ben geldiğimde en azından 12-1'lerde geliyorum. Arkadaşlar hep ayaktalar.
ve gece ya da bu çalışmalar devam etti. Normalde bir ayda bitecek çalışmayı arkadaşlar 6 günde hazır hale getirip Elbistanlılara teslim edecek hale geldiler. İlk andaki kaygınız çok daha farklıydı, çok insaniydi, çok doğaldı. Olması gereken oydu, bir canı kurtarabilmekti. Şimdiki kaygınız burada tekrardan insanları nasıl yaşatabiliriz? Doğduğu topraklara insanları nasıl döndürebiliriz? Acaba insanlar burada kendi vatanlarında, kendi topraklarında, yaşadıkları yerde, anılarının oldukları yerlerde tekrardan buralara nasıl tutunabilirler? Ki bu projeler hakikaten bu iş için doğru bir proje olduğunu ben müşahhas yaşamış birisiyim. Hamdolsun Kayseri gerçekten Ahmet Başkan'ın dediği gibi, yani siz de biliyorsunuz, hayırseverdir, fedakardır, gerçekten yardımseverdir ama bu bambaşka bir şeydi bu. Yani buradaki bu felaketin, aslın felaketini yaşadığımızda bu gösterilen dayanışma tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmaydı. Bu da tabii yine sizin başta birlikteliğinizle, yani bizim başımızda olmanız, koordinasyon valimiz olmanızdan kaynaklı da düzenli, intizamlı bir şekilde gelişti. Esnaflarımıza fahri üyelik beratı teslim etti. Çok da mutlu oldular. İnşallah burası açılır açılmaz da buradaki esnaflarımızı da teslim edecek. Biz ticareti ayağa kaldırmaktaki mantığımız hayatı ayağa kaldırmak aslında. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Allah milletimizden hep razı olsun. Deprem anında bütün Türkiye olarak hep yanımızdalardı. Hala da millet yardımcı oluyor. Türk milleti güçlü bir millet, güçlü devletiz. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. Allah razı olsun Hoca Sinan Belediye'mizden. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. En azından kalıcı iş yerleri yapılana kadar burada Elbistan'ımıza bir canlılık olur inşallah. Abi devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ya milletimize ne diyeyim? Bizim Türkiye'nin hep ürdüzünü yapıyor. Ben her zaman ağlıyorum. Kıran geldi bizim Türkiye'nin milletine. Allah yapana razı olsun. Allah yapana daha güçlü olsun. Devletimiz var olsun. En kısa zamanda bütün depremzedelerine maddi manevi her zaman yardımda bulundu. Şimdi hala yardım şu anda devam etmektedir. Yani şu anda Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Allah beterin beterinden saklasın. Sağ ol, teşekkür ederiz yani bir belediyenin böyle çalışmasından dolayı. Var olsun. Hani görüyorsun durumu, bu insanlar buradan hepsi şu anda şehir dışına gittiler. Mesela Türkiye'nin her tarafında Elbistan'ın yerden fazlası şu anda şehir dışında. İşte bir yere konteyner falan yaptığı zaman tekrar insanlar geri gelir. Şu anda evler oturulmaz durumda. Çoğu hasarlı. Şu anda da yıkık olanlar da çok hasar var. Şimdi büyük hasar olanlar da şu anda yıkılıyor. Yani dışarıdan gelen yardımlara olmasa, yani insanlar bakıyor dışarıdan gelen yardım bol olduğu için de oradan takip ediyorlar. Konteyner kent kurulduğu zaman tekrar geri insanlar buraya akın edecekler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne sağ olsun, var olsun. Yani devletimiz her zaman vatandaşının yanında yani. Devletimiz, milletimiz var olsun. Elinden geldikleri kadar devletimiz de, milletimiz de gerekeni yapıyor. Vallahi şu anda yapıyor, çalışmalar devam ediyor inşallah. Yapılınca daha iyi olacak yani. Sağ olsunlar, geldiler, gerekeni yaptılar. Daha ne olacak ya, bundan iyisi de olmaz ya. Sağ olsun, teşekkür ederiz, iyi ki var. Burası zaten Elbistan'ın en tatlı yeri, en güzel yeri. Her şey yapılabilir yani buraya. Valla devletimize de, milletimize de çok üstün diyorum, başka bir şey diyemem yani. Her şeyine çalışıyor yani. Belediyemiz de aynı. Gelen arkadaşlar, burada şeyde çalışanlar, enkazda çalışanlar,
arkasından devam eden süreçte gelenler, herkesin bir şekilde kader kısmet çizgisinde bir nasibi varmış burada çalışma noktasında. Hepimiz de şu anda hakkıyla eminim görevimizi yaptık. Hepinizden de Allah razı olsun.